annen yayına çıxmış, annen belə yapmış, annen çocuklara sorar. Yani, ne olacak duyulmaz da biz oradan şey yerleriz. Gerçekten çok kötü olur. Ondan da korkuyorsun, evet, değil mi? Evet, korkuyorum. Tabii. Yani şey onlar için dedim zarar gelmesin onlar için diye kadar, artık bu yere kadar insan dayanıyor. Yalnız yani, kızın 16 yaşında. Evet. Eğer gerçekten böyle bir durum olursa, biliyorum küçük yer, buradan konuşmak çok kolay da olduğunu biliyorum ama bir anne var ki ben size bakabilirim diyor. Evet. Tutar kardeşin elinden, gider en yakın tarladan kaçar, gider en yakın jandarmaya. Yapardım. Annemi istiyorum, evet, der ve desin de zaten. Çünkü burada bir anne var, ben çocuklarımı istiyorum dedikten sonra onların da orada senin iddiana göre zulme katlanmalarının, evet, bir anlamı yok. Ama biraz da bizim toplum içi kurallar da geliştirmemiz gerekiyor. Hani eskiden gerçekten mahallede bir suç işlendiğinde, birisi bir ayıp işlendiğinde toplumun kendi sosyal kuralları devreye girer, bir, tabii, yüz çevrilirdi. Konu komşu yüz çevirirdi, niye bunu yapıyorsun derdi. Yani burada ağlayan bir anne var, biraz herkes elini vicdanına koysun, o çocukların o bu anneye kavuşturulması şeyler için de gerekeni yapsın. Ama hukuki yollardan biz zaten buradan desteği vereceğiz. Ya bunlar herhalde bir şey olmadığı için çok çoğaldı bunlar. Töre yolunda. Ben hangi programı sen bu tip şeyler seyrediyorum. Şimdi bakın, yani en ağır cezalar geldi. Çok Türk Ceza Kanunu'na bu töreyle ilgili en ağır cezalar geldi. Ağırlaştırmış mı? Ne oldu, yok bir şey. Buna rağmen devam ediyor. Bunun çünkü nedeni şu. Siz bir sorunu çözmenin en önemli yolu nedenlerinin kaldırılmasıdır. Neden ne olacak? Zaten gülecektir gideceksin. Yani o kadar değil. Çünkü şunu söyleyeyim. O kadar, mesela, o kadar valla. Sivil toplum kuruluşu, birisini söylesem diğerine ayıp olur diye söylemiyorum, çok ciddi çalışmalar yapıyor. Yapıyor. Kız çocuklarını okutulmasına. Ya bu, evet, töre mi vicdansızlık mı Allah aşkına? Televizyonlar ya. Bas bağırıyor. Bu açık sesli kız çocukları. Yapımımız öyle Ceyhan. Biz bugün bir kamera göndereceğiz diye. Amcaya da çocuklara, yani, da oradaki muhabir arkadaşlarla, meslektaşlarımıza da bağlantı kuracağız. Bir kamera göndereceğiz. Ama töre bakın, ben bütün bunları söylerken arkadaşlar şunun da farkında olalım. Tabii ki İstanbul'da o ortamı bilmeden, orada, tabii, neler yaşandığını bilmeden burada konuşmak çok kolay. Yani hani diyebilir, aa sen niye verdin amcayla çocuklarını, niye gidip aramadın demek buradan çok kolay. Ama empati kurarsak o kadıncağızın 33 yaşında, daha şu anda 33 yaşında bir kadının, evet, bunun 12 sene evvel parası yok, pulu yok, babası yok, anası yok, hiçbir şey yok. İşte almışlar çocuğun elinden götürmüşler. Oradaki ortamı da bilmiyoruz. Çok zor ama bu ülkede muz cumhuriyeti değil, bu ülkede de kanunlar var. İnsanın da en doğal hakkı canım, doğurduğu çocuğa sahip çıkmaktır. Hele ki istiyorsa. Hakkını aramak. Elimizden geleni de yapmalıyız hep beraber. Töre, o senin söylediğin empatiye baskın çıkar. O küçük çevredeki %99 amcaya hak veriyordur. Tabii tabii. Ancak kolluk kuvvetleri ve devlet kendi varlığını hissettirirse tabii akan sular durur. Durur. Yani nasıl hak verir? Belki de ki ben bakmışım şimdiye kadar, bu yaşa kadar getirmişim. Ama çocuklarım sürekli tarlada çalışıyor. Evet. Bence bu tür programların en önemli yanlarından bir tanesi toplumun hak arama özgürlüğünü kullanmalarını öğrenmeleridir. İnsanlar hak arama özgürlüğünü kullandıkça belki de daha önceden haklarını... Bugüne gitsin, kadar hakkını arasaydım belki daha kolay halledecektim. Ya bir de yani babası rahmetli olmuş ama... Babası rahmetli olmuş. Bir de korkuyor da yani. Tabii, ama babası bugün bu şeyde bu kadının gözündeki yaş, yaş yani, dinlemiş 12 yıldır. Yani babalara buradan seslenelim. Yani bu çocuklarınızı vermeyin 13 yaşında 15 yaşında kocaya. Yani gerçekten bu kız çocukların okutulması lazım. Herkes bas bas bağırıyor. Tamam tarlada işçi ama okula gitsin gene gitsin tarlaya ama bir okusun. Bir kendi istediği adamla evlensin. Yani Türkiye'deki en büyük sorun budur. En büyük sorun konuşulur, bu. Hiç de bir şey düzelmez. En büyük sorun bu. Bir numara sorun. En acı şey de bu, düzelmez. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bir kişi bir kişidir. Hep onu savunuyorum. Peki, bence işte bir kişi bile, yani bir yayını izleyen bir kişi bile çok önemli. Ben bu kadar da toplumun bilinçsizce devam edeceğine inanmıyorum. Yani bu gözyaşları, akan gözyaşları eminim bir haneye dahi olsa bir faydalısı olacaktır. Elbette. Faydalı olacaktır. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Hı-hı. Sonuna kadar yardımcı olabilirim diye Zerrin Hanım da şu anda telefon attığımızda. Öyle mi? Önce belediye başkanımızı mı alalım? O zaman önce belediye başkanımız Ahmet Eşref Hakkı Baba. Urfa Belediye Başkanı, Şanlıurfa Belediye Başkanı. Günaydın. Günaydın efendim. Ahmet Eşref Hakkı Baba. Hakkı? Hakkı Baba. Evet, ben yanlış. Şeyle. Hakkı Baba. Hakkı Baba. Hakkı Baba. Tamam. Benim gözüm de o kadar çok görmüyordu orayı Sayın Başkanım. Valla kusura bakmayın. Yani. 37 ekran orası, bana öyle yazdırdılar. Orayı da okuyamadığım için kusura bakmayın. Estağfurullah. Sayın Başkanım. Evet, siz zaten Adile Hanım'ın sorunlarını biliyorsunuz. Buraya, evet, gelmesi konusunda da bize destek ve yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bir kişi bir kişidir. Bir deniz yıldızı bir deniz yıldızıdır. Lütfen... Bakın bir avukat da çıktı. Gene bir hanım avukatımız. Ne kadar güzel. Zerrin Hanım. Ben sonuna kadar arkasındayım diyor. Siz de bu kadıncağız korkuyor. Yani kolay değil.
gidip de bir ailenin karşısına dikilmesi öyle ya da böyle. Lütfen belediye başkanı olarak bizzat birlikte gidin, bizzat aileyle konuşun. Ne yapabilirsiniz bilmiyorum ama destek istiyoruz sizden. Evet, evet. Şimdi biz bizler ekibimizi de o tarafa yönlendireceğiz. Bizler de size orada yardımcı olacağız. Yani yanınızda olacağız. Evet. Ne yani yapabilirsiniz Sayın Başkanım? Biliyorum tek vaka değil sizin orada. İlk vaka da olmayacak ama. Bilmiyorum belki son olsun. Yani ne yapabilirsiniz Sayın Başkanım? Biz sizden yardım ve destek bekliyoruz bu konuda. Bu kadıncağız çocukları için ağlıyor. Yani 12 yıldır gözyaşı döküyor. Artık hani yani buna da bir yeter demek lazım. Yani hepimiz de insanız. Evet. Yani şöyle, ben zaten bayanlara ve özellikle çocuklara pozitif ayrımcılık konusunda Urfa'da bütün insanlar bizi tanır. Belediye olarak, ekip olarak gerçekten... Yapın yani valla ayrımcılık çünkü çok eziyet görüyorlar. Yapın yani, yani doğrudur ve bunun farkında olduğumuz için de Adile Hanım gibi şu anda 400'e yakın bizim iş kadınımız var. Hı hı. Direkt olarak belediyenin böyle yardımıyla ortaya çıkmış hı hı. ve mükemmel insanlar. Evet. Yani şunu ben Adile Hanım'a söylemek istiyorum. Adile Hanım'ın halledemeyeceği dünyada hiçbir şey yoktur. O ama ben de diyorum ki siz de başkan olarak hani siz de koskoca belediye başkanısınız yani Urfa'da. Hani bizim kameralarımızda bir ailenin kapısını çalsanız en azından da belki siz amcayı oturup hani o şeyinize razı edebilirsiniz. Hani bir fikrini alırsınız. Adile Hanım dedi. Çünkü Adile Hanım bu konuda birazcık aciz. Yapamıyorum. Yok arkasında kimsesi yok bu kadın. Yani siz bir erkek Adile olarak... Adile Hanım'ın arkasında Fakı Baba gibi bir babası var yani her zaman. Hadi her o zaman babası elinden tutun lütfen bu işi yapalım. Tabii öyle yapacağız. Gerçekten bir babalık yapıyorsunuz. Biz de öyle yapacağız. Gerçekten ben Adile Hanım'ı ve Adile Hanımları çok seviyorum. Onlara yüreğimi veriyorum. O konuda hiç şeyiniz olmasın. Tamam, o zaman sözünü alabilir miyiz? Bizim ekiplerle birlikte bulur muyuz bu amcayı? Muhakkak yani en azından bulacağız. Bir konuşur muyuz? Muhakkak yani isteyen istediği şeyi yapacaktır. Yeter ki inançlı ve azimli olsun. Yani Şanlıurfa hakikaten çok farklı bir yer hanımefendi. Buyurun gelin. Gerçekten çok arzu ederim. Tabii tabii misafirim olunuz. Yani ben daha evvel de ziyaret ettim ama çok arzu ederim bir daha gelmek. Valla çok mutlu oluruz biz de. Gelin gözlerinizle görün. Sayın başkanım. Esasında bakmayın yani Adile Hanım şanslı bir insan. Ahmet ama başkanım. Şunu söyleyeyim ben. Bakın Urfa erkeği hanımına düşkün, kadına düşkündür. Başkanım. Ama böyle arada teklif çıkıyor. Yani bu bir şanssızlıktır ve biz bunu düzeltiriz. Tamam o zaman başkanım biz sizden bunun sözünü alalım. Bu işin tamam. Sizde biz de takipçisi olalım. Bu arada Zehir Hanım telefon attığımızda mı? Zehir Hanım'ın da bir sesini duyup teşekkür etmek istiyoruz çünkü. Zehir Hanım. Alo. Zehir Hanım bu arada tabii Ceren'cim geldi benim stüdyo şefim. Babası da ona göndermiyordu. Şimdi artık babası gönderdi. Ceren'in babası çok teşekkür ediyoruz. Biz kızımızı özlemiştik yani. Ayrıca yani ben burada kime kızacağım hani niye Betere'yi söylemedin falan diye. Ben özlemiştim çok Ceren'imi canım benim. Efendim Zehir Hanım. Alo. Zehir Hanım. Alo buyurun. Zehir Hanım biz sizi duyuyoruz. Günaydın. Çok teşekkür ediyoruz ilginize. Rica ederim. Buradan hani İstanbul'dan gerçekten oradaki hukuksal davaları yürütmenin bir şey yoktu. Bir hanım olarak zannediyorum evet. Hemcinsinize sahip çıkmak istiyorsunuz bu anlamda. Evet tabii ki. Yengi Hanım orada meslektaşımın da söylediği gibi biz Şanlıurfa Barosu avukatları olarak zaten adli yardım hususunda bütün bu durumdaki Adile Hanım durumdaki kişilere tabii ki yardımda bulunuyoruz. Ancak ben kişisel olarak kendisine hani biraz daha bir an önce işini halletmek adına hukuki yardımda bulunmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Zehir'in olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Rica Allah razı olsun. Bu mübarek Ramazan gününde belki bu acılı annenin gözyaşını evet. dindirmekte hepimizin vicdani görevi en başta. Artık Adile Hanım'ı siz bulursunuz herhalde değil mi? Ben veriyorum bütün telefon evet, numaraları. Tabii ki, tabii ki. Benim telefonlarımı, onun telefonlarını sizden ulaştırsınız. Kendisi de benim telefonlarımı verdim zaten. Ondan bana ulaşırsa ben Zeyn kendisine Hanım, yardımcı olacağım. Çok arzu ediyoruz. Böyle hepinizi çocuklarıyla birlikte, sizi de Adile Hanım'ı da o çocukları i̇nşallah. Da inşallah hep birlikte ağırlarız. İnşallah başkanımızı çok da. Çok da mutlu tamam, oluruz başkanımızla tamam. birlikte. Belediye başkanımız da inşallah. Çok da tatlı bir de belediye başkanımız var. Eminim çok, babalığını gösterecektir evet. dediği gibi. Evet. Bu arada süremiz bitti. Keşke daha uzun olsa daha çok konuşabilsek ama çok teşekkür ediyoruz sizlere konuk olduğunuz için. Çok güzel bir noktayı hallettiniz. Çok yol evet. İnşallah bundan sonrası çok önemli. Yani çok güzel yani. Ben başkanıma şey diyecektim. Evet. Yani makamınıza tarafları alın başkanım. Bir abilik yapın. Taraflar kırmaz. Evet. Orada karşılaştırın onun için. Yani orada ben diyorum her zaman. Yani koskoca Urfa